Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir tarif ile birlikteyim. Çok lezzetli nefis bir köfte hazırlayacağız arkadaşlar. Köftemizin içinde balık var. Balık köftesi daha doğrusu hamsi köftesi hazırlayacağız. Çok lezzetli oluyor. Böyle balık yediremediğinizde çocuklarınıza yapabileceğiniz çok besleyici bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi videomun üzerinde ve altındaki açıklamalar kısmında malzemelerimi yayınlayacağım. İlk önce hamsi balığı kullanıyoruz arkadaşlar. Balık köftemiz için balığımızın baş kısımlarını çıkardıktan sonra içini temizleyip kılçıklarını da çıkaralım. Ve böyle su dolu bir kabın içine balıklarımızı koyalım. Ben bu tarifte 1 kilo hamsi kullandım arkadaşlar. Bütün balıklarımın içlerini temizleyip daha sonra güzelce yıkayacağım. Kılçıklarını almak da çok kolay. Hemen çıkıyor. Hiç zorlamıyor. Böyle bol suyun içine koyduğunuz zaman da yıkarken çabucak arınacak ve temizlenecek. Bakın görüyorsunuz suyun içine bile rengini verdi. Çok çabuk bol suda yıkayıp suyunu süzdüreceğiz. İyice suyunu süzdürmeniz gerekiyor. Ben suyunu süzdürdüm. Şimdi balıklarımı küçük küçük doğruyorum. Ve kasemin içine alıyorum. Çok da böyle incecik yapmak istemiyorum. Biraz da yerken balık e, dişe gelsin, hissedilsin istiyorum. Onun için balığımı doğradım. Şimdi soğanım var. Bir tane kuru soğanım. Soğanımı rendeliyorum. Büyük ise bir tane yeterli gelecektir küçük ise iki tane kullanın Böyle bakın fazla soğanın suyunu içine koymak istemiyorum suyunu Kenarında tabağın biriktirdim sıktım Ve Sulu kısmını koymuyorum soğanımı Köfte harcımın içine koyuyorum baharatlarını ilave ediyorum Karabiber pul biber ve tuzunu ekliyorum Damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz yumurtasını Ve daha önceden doğramış olduğum maydanozunu ekliyorum. Bu malzemeleri güzelce bakın yoğuruyorum. Malzemeler karıştıktan sonra bir su bardağı ekmek için var. Bayat ekmek içi robottan geçirmiş olduğum onu ekledim. Onunla şöyle bir yoğuruyorum ve mısır unu kullanacağız arkadaşlar. Mısır ununu da ekleyeceğim. İlk önce ekmek içiyle yoğuruyorum. Daha sonra mısır ununu ilave edeceğim. Yarım su bardağı ekledim. Güzelce yoğuruyorum. Söylediğim gibi malzeme miktarlarını videomun üzerinde ve altındaki açıklamalar kısmında yayınlayacağım her zaman olduğu gibi. Bir miktar daha mısır unu ilave ediyorum. Bu şekilde az az eklerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Hepsini birden koyarsanız kıvamını ayarlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda ben gördüğünüz gibi bir su bardağını koydum artık. Ve güzelce yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Bakın çok güzel toparlanıyor artık hamsi köftemin malzemesi hazır. Şimdi şeklini vereceğim. Ayrı bir tabağa un koydum. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp önce yuvarlıyorum daha sonra böyle bastırarak kenarlarını düzelterek şeklini veriyorum. Ve tabağımdaki una bulayıp ayrı bir tabağıma yerleştiriyorum. Çok güzel yoğurduğumuz için köfte malzememizi çok rahat şekil alıyor görüyorsunuz. Unun fazlasını da elim ile böyle silkeliyorum çok fazla unda kalmasını istemiyorum. Çünkü kızartırken tavamızın dibinde böyle yanık unlar olur yoksa un birikintileri olur. Onlar da köftelerimizin üzerine yapışırsa hoş bir görüntüsü olmaz. Bütün köftelerimi hazırlayıp böyle una bulayı servis tabaklarına alıyorum. Daha sonra kızartmaya başlayacağım. Köftelerim hazır gördüğünüz gibi artık kızartmaya başlayabilirim. Hayvan bir tava kullanıyorum. Tavama ayçiçek yağımı boşaltıyorum ve kızdırıyorum. Çok fazla böyle bol bol yağda kullanmıyoruz arkadaşlar. Yağında iyice ısınması gerekiyor. Isındıktan sonra köftelerimi gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Hafiften sallayarak e, yapış yapışmadığını kontrol ediyorum. Kesinlikle bakın yapışmıyorlar ve dağılmıyorlar. Una da buladığımız için çok güzel de yoğurduk çünkü. Böyle alt kısımları kızardığında çeviriyorum. Arkalı önlü güzelce kızartıyorum. Kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını almasını sağlıyorum. Bütün köftelerimi aynı işlemi uygulayacağım. Diğer köftelerimi de atıyorum yağma ve kızartıyorum. Ve köftelerimin bakın yine hepsini kızarttım. Çok güzel kızardılar nar gibi. Servis tabağına alıyorum. Sıcak sıcak ikram edin lütfen. Tabağımı böyle süslemek için havucumdan şekiller yapıyorum büyük sebze açacağı ile yanında tabii ki limon, maydanoz olmazsa olmazı soğan da koyabilirsiniz. Balığa zaten çok yakışıyor bu köfteye de. Böyle havucumdan süslemeler yaptım tabağımı hazırlamak için sizler için. Köftelerim de hazır. Artık afiyetle yiyebiliriz. Biz tadını çok beğendik arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Nefis oldular. Dışı böyle hafif çıtır, içi yumuşacık pişiyor. Tam kıvamında. Bakın göstermek istiyorum. Çok ince bir köfte de değil ama içi tam kıvamında pişti. Harika oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar bu lezzetli köfte tarifini. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın.